İyi akşamlar Ener Sağ Günlük Grafik. Buna da bir aydan fazla oldu. 1 Ağustos'ta bakmıştım. Pek de izlenen videolar değildir yani. Ener Sağ, işte Alarko falan. Çok ilgilileri yok bu tür senetler. Aranmıyor, sorulmuyor. Şimdi bir ay önce şurada 1 Ağustos, ya 1 Ağustos'ta şöyle bitirmiş günü. 30 Temmuz, Pazar günü bakmışım büyük ihtimal. Ya da Cumartesi günü. Şöyle gördüğünüz gibi bir tam 20 sınırında bırakmışız. Yani 20 üstelik kırılıyor mu kırılmıyor mu derken o yürüdü gitti. Orayı kırdı. Düşen trendini de kırdı. 200 günde kırdı. Bakın 11.43 civarından bir dönüş görüyoruz. Şunu bir kaldıralım. Kırılan şeylerle işimiz yok. İyi bir alanda enerji sahası. Hala yukarı akım devam ediyor enerji sahada. Onu söyleyeyim. 10.94 önemli bir alan. 10.94 kırılmadıkça şey yakın da bir alan. Farkındayım. Çok yakın bir alan ama 20 üstelik önemli bir anahtardır çoğu zaman. Kırılmadıkça 10.90'lar aşağı yönlü yukarı bir hareketin devam ettiğini düşünülür. Teknik olarak kısa vadede yukarı hareketin devam ettiği düşünülür. Kırılırsa aşağıda 10.58 var. Şimdi bu 50 gün ortalama çok majör ortalama. Yani 50 günden de aşağı kırıyorsa o biraz daha sakat bir iş. Pek istenmez, görülmek istenmez. O yüzden destekler 10.90 ve 10.50 olarak burada takip edilebilir. Şunu da söyleyeyim. Hani 10 liranın altında pek göstermiyorlar burada. Hani geliyor tamam gün içinde girişler çıkışlar oldu. 9 küsürde kırmızı mum olarak bir kere kapanış oldu. Yani onu da tam yerini söyleyelim. 9.73 kapanış oldu. Onun dışında kırmızı olarak pek 10 liranın altında biz kapanış göremedik. Hani 9.90'lar falan var ama diyorum yani çok şey bir alan değil. Ben burada majör desteği 9.40'a koydum. Ne olur ne olmaz yani en dip oradan kaldırıldı senet. Hani o yüzden en kötü senaryoda bakın en kötü senaryodan bahsediyorum. Bilemeyiz ne olacağını çünkü yarın 9.42 kırılmadıkça enerji sahada genel manada, majör manada düşüş var diyemezsiniz. Yani öyle bir şey yok. Yani kısa minörleri söylemiyorum. Minör düşüşler, çıkışlar majör anlamda söylüyorum. Düşüş var. Düşüş trendinde diyemiyoruz. O yüzden 9.42 kırılana kadar neticede en majör olarak dikkat edilecek gereken alanda orası. Onu da söylemiş olayım. Yani ben biraz böyle bahsederken çok dipleri, çok tepeleri de söylüyorum bazen ama o çok böyle şey yani majör olarak böyle çok risk iştahı yüksek senedi uzun vade taşıyanlar için bir anlamı var onun. Yoksa burada 11 lirada elinde tutan adam için bir anlamı yok 9.42'nin. Dediğim gibi yani 10.90'lar falan kırılmadıkça kısa vade yukarı hareketin devam ettiğini düşünürüz ve bundan sonraki direncimiz de 11.50 kapanışı olur. Şimdi 11.50'yi de artık satın alıyorsa burada piyasa neredeyse sahada 11.50 de satın alınıyorsa şu gördüğünüz bir boşluk var. Bakın burada 11.91'e kadar bir boşluk var. Özür dilerim 11.91 değil. Şu tam 12 galiba. Tam 12 lirada bir boşluk var. Bu temettü boşluğu. Yani bunu düzelt derseniz yok eder. Onu söyleyeyim. Şimdi bunun sorun oluyor. Ne düzeltmiyorsunuz grafikleri diye. Şimdi herkes burada şeyi almıyor. Temettü almıyor. Yani o temettü alanlar için bir anlamı var. Bu grafiğin temettü almayan için hiçbir anlamı yok. Ya yani evet taşıyorsanız bunu devamlı temettüleri de alıp tekrar hisse senedi alıyorsanız o paralara bu grafiğin elbet ki dediğim gibi bir anlamı var. Yani o yüzden düzeltmiyorum. Yani kısa vadecilerde pek öyle bir kavram olmadığı için. Yani siz de eğer teknik trade ediyorsanız böyle bakın. Düzeltip bakmayın. Orada bir boşluk kapanıyor 12'ye kadar. Orada temettüyü taşıyanlar da alanlar da aslında temettüyü orada almış oluyor. Onu da söyleyeyim. 12'lerde artık onlar o parayı almış oluyor. Ceplerine koymuş oluyorlar. O yüzden piyasa buraya daha çok odaklanabilir. Özellikle bu 11.50'nin kırılımından sonra gitmesi ihtimali odaklanır diye düşünüyorum. Oraya doğru. Orası da geçilirse gördüğünüz gibi 12.40, 12.50'ye bir hareket arkasından getirme ihtimali mevcut olur. Yukarıda dirençleri böyle izleyebilirsiniz. Tabii o da 74 RSI'den satıldı. Normal yani 74 75. Hep söylüyorum genellikle en çok satışlar 73 75 arasından görülüyor bu RSI seviyelerinde. Şu ana kadar da yaptığı şey düzeltme olmuş oluyor. 58 RSI negatif demeyelim. Henüz negatif demeyelim ama artık hani burada 45'in beklersiniz, 50'in beklersiniz ama 50'nin altına çekilmeye başlayınca o biraz da artık tehlikeli bir RSI seviyesi olmuş oluyor. MACD henüz sat kesmedi ama yarın yani pozitif bir iş gerçekleşmezse muhtemelen sat keser yarınki kapanışta. Yani böyle çok pozitif kapatmazsa yani MACD'ye göre işlem yapıyorsanız mesela onu söyleyeyim önemli bir noktadasınız şu an. Hem şimdi destek oluyor hem MACD sat kesiliyor. Yani algoritmik olarak işlem yapsanız da bu çok hoş bir şey değil bir taraftan.
Özel bir formasyon yok. Bunun dışında önemli bir şey de yok. Başka bir hisse bakalım. Evet, Aksen. Onu da bir dirence kovalıyorduk burada. 13.90 kırılır mı acaba, kırılmaz mı falan diyor. Yukarı doğru bir hareketi var Aksen'in. Bitmiyor bu yukarı hareket. Devam. Aksen de majör anlamda kıramıyor. Şöyle de bir trend çizgisi. Buradan çok yatay olur arkadaşlar. Buradan alırsanız 200 güne gidersiniz. Daha yakın bir şey çıkar mı diye bakıyorum. 200 günden. Şurası daha yakın bir trend çıkarabilirsiniz. Bakın. 4 temaslı aşağı yukarı. Hatta şurayı da alırsanız 5 temaslı diyebilirsiniz. Şöyle bir trend. Şimdi Aksen şu trendin üstünde majör anlamında yükselişini sürdürüyor. Oldukça da sert bir yükselişi var. Yani trende çekilmeler oluyor arada sırada. Fakat bozulamıyor ve hızlı da. Hani baktığınız zaman şurada 5 liradan 15 liraya. İyi kazanç yani. Kötü bir kazanç da değil. Enflasyon belli. Dolar belli. Dolar önünde, altın önünde, her şeyin önünde kazanmış bir senetten bahsediyoruz burada. Yukarı harekette dediğim gibi devam ediyor. Direnç geçildi. 13.80'ler artık verildi. Yukarıda 15.05-3.618 Fibonacci düzeltme seviyesi ve bir dirençti. Aşağı yukarı yani arada ne var burada fark olarak? Şurada tam yükseğe bakalım. 14.90, 15 kuruş farkın çok bir önemi yok. %1 farkla ufak tefek bir düzeltme dönemine girmiş 27 Ağustos'tan bu yana. Negatif bir durum yok. Yani 13.98 en kısa vadeci. Bakın şu trendler şöyle takip edilir. Majör trend onun işte üstünde minör trendler olur. İkincil vadeler de olur zaman zaman. O minör trendler takip edilir. Veya ikincil vadeler takip edilebilir. Burada minör trendi çizen 20 gün üsteli. Yani 20 gün üsteli 13.98 şu anda. Şimdi kırılıp da altında tabii bir kapanış alırsak bu düzeltme bir miktar daha sürebilir anlamına geliyor bu. Arkasından bakın 12.88'de şöyle turuncu olan 50 gün ortalamamız var. Yani 50 gün ortalamamıza doğru bir hareket getirebilir. Neticede akım bozulur mu? Şimdi minörü takip ediyorsanız, hani şurada maliyet, şu kısımda bir yerde maliyetlendiyseniz evet sizin için akım bozulmuş oluyor. Ama taşıyorsanız senedi böyle uzun zamandır sizin için çok da bir önemi olmuyor. En fazla gelip geleceği dersiniz. Kardeşim 12.50'ler, 12.60'lar değil mi? Majör desteğimizi alırız, yolumuza devam ederiz. Veya tabii o biraz daha aşağıda kalıyor. Bakmanın bir anlamı var mı bilmiyorum ama bir de 200 gün ortalamamız var 11 lirada. Yani çok şeyse, yani çok risk algınız, iştahınız yüksekse tabii bakılabilir. Ama ben burada bana soruyor, hani benim kendi fikrim, öz fikrim. Burada kırmızıyı takip etmek biraz daha riskten arındırılmış bir sonuç verir. Yani şimdi oradan oraya çok fark var. Yani çok anlamlı bir farklılık var. O yüzden majör olarak kırmızıyı takip etmek bana daha doğru geliyor Aksen'de. Aksen'de böyle büyük hacimler yok. Zaten çok konuşulan, ben tek videosunu da yapıyorum. Daha önce de yapmak için. Çok izlenen, çok sorulan, pek kimsenin umurunda olan da bir senet değil aslına bakarsanız. Hani şey gibi, ismen böyleydi. Allah'ım herkes senet tavsiyesi veriyor. Tabii boğa piyasası ne olacak? Oraya gelecek diyor, buraya gelecek diyor. Herkes yazıyor yani. Boğa piyasasında yazmak kolay. Falan orada mesela ismin hiç adı geçmedi. Kimsenin aklına gelmedi ama ismen müthiş. 1'e 7 bir şey verip bir trend yapıp çok uzun vade hiç bozulmayan bir trend yapıp gitti. Aksen de öyle işte. Yani o da pek sağda solda uçuşmuyor. Öyle çok sorulmuyor. Hacimler de öyle şey gibi değil. Hani şu sol taraftaki gibi hacimler de pek göremiyoruz artık ama hala yukarı akımını devam ettiriyor. Hani zaten şöyle bir hacimle devam etse onu da ifade edeyim yani şu Ocak 2020'deki gibi bir şey olsa şu anın fiyatı 30 lira falan olurdu. 58 RSI. Yani düzeltme seviyesi sorun yok. MACD sat vermiş. Tabii MACD'ye göre işlem yapıyorsanız sat verdiğine göre burada tabii destek de beklenebilir. Artık o herkesin kendi stratejisi bir şey de diyemem. Ama dediğim gibi neticede MACD'nin sat vermesi 20 üstelik kırılmadıkça çok da bir anlam taşımıyor. Ya da kırmızı kırılmadıkça en azından. Çünkü bu MACD ne zaman nasıl bakayım? Her satta bir kırmızıya temas yok MACD'de. Onu da ifade edeyim mesela. Daha önce de yukarı hamleler sonra bir sat veriyor. Her satta şu kırmızıya temas etmiyor ama 50 güne oldukça yakınlaştığını görüyoruz. Bunların dışında önemli bir şey yok. Yani tabii taşıyan bu işin ekmeğini yer. Burada özellikle pandemiden beri taşıyan varsa da hatta pandemi dibi burada 3 lira. Oldukça iyi bir kar, oldukça da iyi bir hamle yaptığını söylemek isterim. Herkese iyi akşamlar.